Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli izleyenler. Bir İlahi Nameler programında tekrar beraberiz efendim ve bu akşam da kalabalığız maşallah, dolu dolu. Biliyorsunuz 28 Nisan Pazar günü Diyarbakır'da büyük bir etkinlik olacak, Mevlid etkinliği olacak ve bunun hazırlıkları devam ediyor. Heyecanı devam ediyor. Bu heyecanı bizler de Rehber TV ekranlarında, özellikle İlahi Nameler programında ara ara yansıtmaya çalışıyorduk. Artık finale doğru yaklaştık. Yaklaştığımız için bugün biraz böyle İlahi Nameler Mevlid etkinliği özel gibi bir programımız olacak inşallah. Hemen konuklarımızı takdim edelim. Ondan sonra inşallah hem muhabbetimize hem de Peygamberimizle ilgili güzel eserler dinlemeye devam edeceğiz. Derviş Mansur abim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Evet, Nurullah Ürün abim, siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, sizden de inşallah iyisiniz, Allah afiyet olsun. Etsiniz. Teşekkür ediyoruz. Musab Şanlı abim, siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Ve Peygamber Sevdalları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Diyarbakır Koordinatörü Sayın Hüsamettin Bünül Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle inşallah büyük etkinliği konuşacağız. İnşallah. Diyarbakır etkinliğini. Çünkü Nisan dedi mi bizim böyle yüreklerimize bir heyecan, bir kıpırdı başlıyor. Zaten Mart dedi hocam. Mendali abi, sen nasılsın bu arada? Özür dilerim. Sağ olun hocam. Kalabalık olduğumuz için unuttuk. Hatırladığınız için. Eyvallah. Mart. Daha Mart dediği evet. Zaman. Hatta hakikaten özellikle Özlem Ajansı olarak 3 ay önceden falan bizim mi? İçin o şey başlamış oluyor. Hı-hı. Zaten bu yılda hocam da, Samet'in hocam da bilirler. Bu yılda yine Peygamber Sevdaları Vakfı'nın Özlem Ajansı'na yatırdığı iki eser oldu. Ta bayağı bir zaman, 2-3 ay önceden bizim için başlamış oldu. Başlamış oldu. Aynen. Biz belki hani 3 ay öncesinden çok başlayamadık ama Nisan'a yaklaştıkça bu durum başladı. Şimdi ben tabii etkinliğe geçmeden önce Peygamber Sevdaları Vakfı'nın çok güzel çalışmaları oluyor. Yani hatta yani birçok ülkeye, birçok millete belki örnek olacak etkinlikleri oluyor. Kısaca böyle Peygamber Sevdaları Vakfı yıl içerisinde Peygamberimizle ilgili ne tür etkinlikleri yapıyor, neler yapıyor? Onunla bir başlayalım dilerseniz. Allah razı olsun. Ecmen. Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz Peygamber Sevdaları Vakfı özellikle Nisan ayında alanlarda yapılan etkinliklerle biliniyor. Ama özellikle etkinliğimizin de adı peygamberi anlama ve sünnetini yaşama etkinliği olduğu için aslında bu programımızın adına atfen yıl içinde birçok etkinlik yapılıyor. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam'ı anlama ve sünnetini yaşamaya dair değil adına. Mi? Evet. Sadece mevlid etkinliği değil. Evet. Birçok etkinliğimiz var. Özellikle toplumumuzun yakında bildiği siyer sınavı, bu büyük bir teveccüh gösteriliyor. Her yıl bunu yapıyoruz. 4 kategoride siyer sınavı yapıyoruz. Ve özellikle bu siyer sınavında başta ömre ödülü olmak üzere binlerce ödül veriyoruz. Evet. Bu da hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma hem de o heyecanı yaşama, sınav heyecanıyla beraber güzel bir etkinlik oluyor. Evet. Güzel bir heyecan oluyor. Her yıl bunu yaşıyoruz elhamdülillah. Ayrıca Mart ayıyla beraber Mehmet Ali Hoca'nın da dediği gibi salavat seferberliğimiz var. Salavat seferberliğiyle binlerce Müslüman bu Nisan ayına dek çektikleri salavatları bildirecekleri adresler, e-mail numaraları bildiriliyor. Evet. Ve salavat etkinliğiyle bu daha da Nisan ayına doğru gidiyor. Bu arada Kasım da vardı değil mi? Mevlid-i Nebi evet. Etkinlikleri. Mevlid-i Nebi etkinlikleri vardır. Hı hı. Ve özellikle de bizim şey aylarında her ay olarak hı hı. Bizim hafta hafta bazı illerde her hafta bazı illerde iki haftada bir siyer mektepleri var. Bu da konferans salonlarında, derneklerde, imkan dahilinde bütün yerde biz bu siyer mektebi adı altında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini işliyoruz. Onun hayatını anlatıyoruz ve binlerce etkinlikle elhamdülillah. Biraz da finali şey oluyor o zaman değil mi? Nisan ayı bu işin bu toplamının bir finali
oluyor herhalde. Bir de şimdi biz Nisan ayını çok konuşacağız. Bugüne kadar yapılmış, yani Nisan başından bugüne kadar yapılmış etkinlikleri de konuşacağız. Ve son işte Diyarbakır finalini de konuşacağız. Ama müsaadenizle tabii böyle ara ara eser dinleyeceğiz. Ara ara muhabbet edeceğiz. İkisi bir arada gitsin istiyoruz. Güzel. Bu arada sanatçı abilerimizden de özür diliyoruz. Bugün, estağfurullah hocam. Mehmet Ali abinin bir repliği var. Hiç kimsenin unutmadığı bir replik. Biz izin verdikçe siz konuşursunuz diyor ya. Bugün çok fazla belki sizinle muhabbet edemeyeceğiz. Sizin muhabbetiniz inşallah eserlerle İnşallah. Olacak. O manada da hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hemen güzel bir eserle başlayalım mı? İnşallah. Derviş abi ne dinleyelim? Nur Muhammed Mustafa yeni bir eser inşallah. Nur Rahman. Muhammed Mustafa böyle meydanlara giden bir eser. Meydanlara da giden bir eser inşallah. Güzel, buyurun. Allah razı olsun. Fay Kur'an'a şah eser Nur Muhammed Mustafa Fay Kur'an'a şah eser Nur Muhammed Mustafa 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 Nur Muhammed Mustafa 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 Can Muhammed Mustafa 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 Nur Muhammed Mustafa 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 Can Muhammed Mustafa Hem canu hem canani can Muhammed Mustafa Hem canu hem canani can Muhammed Mustafa 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 Nur Muhammed Mustafa 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 can Muhammed Mustafa 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 Nur Muhammed Mustafa 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 can خوش بخم بلی شر روژا محشری لسر حوده کوزری جان محمد مصطفى لسر حوده کوزری جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى Dance
selatu selam ser tebel ezhulam fadiye kitabu kelam nur muhammed mustafa fadiye kitabu kelam nur muhammed mustafa 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 nur muhammed mustafa 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 can muhammed mustafa mustafa Mustafa, Mustafa, can Muhammed Mustafa, 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 Nur Muhammed Mustafa, 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 can Muhammed Mustafa, 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 Nur Muhammed Mustafa, 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 can Muhammed Mustafa. Eyvallah, yüreğine Allah. Sağlık. Allah razı olsun. Abi. Şimdi bazı sanatçı abilerimiz tam böyle tabiri caizse meydan, değil mi? Böyle evet. Meydanı coşturacak tarzda bir tarzınız var. Mesela o Lomiro'yu burada seslendirmiştiniz. Böyle YouTube'dan da baktım, epey izlenmiş, epey takip edilmiş. O tarz. Derviş abi de bu tarzı iyi yapıyor. Aynen, Derviş abi şey yaptı. Derviş abi şimdi düğünlerde de biliyoruz Derviş abi'nin hanelik eserleri çok. Hı hı. Şimdi ne yaptı? Kutu doğum ve düğün sentezi yaptı. Hı hı. Zaten Diyarbakır'ın gençleri olsun, bütün gençlerimiz hareketli. Hı hı. Mevlid programlarında eser söylediğimiz gibi bakıyoruz hocam, böyle alanlarda büyük büyük halay halkalar var. Hı. Derviş abi şimdi eseri seslendirirken o bir an o şey gözümde canlandı. O halay çeken o gençlerimiz, bandajlı gençlerimiz gözümde canlandı. Evet. Peki tekrar Samettin hocamıza dönerim. Şimdi etkinliği biz doğrusu merak ediyoruz. İşin mutfağını da merak ediyoruz. Belki de en önemli kısım mutfak kısmı, değil mi? Yani biz belki gelip orada bir 3-4 saat bir etkinlik görüyoruz. Peygamber sevdalısı halkımız gelip izliyor ama o 3-4 saatin öncesi var, bir mutfağı var, bir tatlı bir meşgalesi var, değil mi? Şu anda ne yapıyorsunuz? Hangi seviyeye geldik? Çalışmalar nasıl gidiyor? O mutfakta neler pişiyor? Evet. Allah razı olsun. Öncelikle bu çalışmada yaklaşık 2000 görevli olacak arkadaşlarımıza şimdilikten teşekkür ediyoruz. 2000. 2000'e yakın etkinlik günü. Etkinlik günü görev alacak kardeşimiz. İnşallah. Ve etkinlikten önce de alanlarda çalışan binlerce kardeşimize şimdilikten teşekkür ediyoruz. Aslında bu organizenin belki görünmeyen kahramanları onlardır. Elbette. Bu güzel çalışmada onların katkısı çok önemlidir ve her yıl onların katkısıyla, onların o büyük emeğiyle biz bu etkinliklerimizi icra ediyoruz. Bundan dolayı onlara teşekkürü bir borç biliyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Bu yılda aynen böyle bu kardeşlerimiz artık ilk günden itibaren bugüne kadar büyük bir gayret içindedirler ve özellikle Diyarbakır'da etkinliği yapma düzenleme kurulu olarak biz yaklaşık 1,5 ay önceden her hafta düzenli toplantıları yapıp bu işin koordinesini yürütmekteyiz. Ve şu ana kadar yaptıklarımız vardır. Gerek işte Özlem Ajans'la koordineli eser çalışması olsun, gerekse de alanda koordineyi gerektirecek ve birçok lojistik desteği gerektirecek birçok çalışma dikkatimi vardı. Dikkatimi çekti. Diyarbakır bütün kavşaklarında şey var. Branda. Branda var. Evet. Vallahi hocam ben de dikkatimi şu çekti. Bu sene çok branda var yani. Bugün evet. Benim bugün çarşıda biraz gezdim, iş yerim vardı. Hem bu çalışmayı yapanlara hem de o şoför abilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bütün minibüslerde hocam Peygamber Sevdaları Vakfı'nın o logosunu insan görünce ayrı bir hoş oluyor. Çok hoşuma gitti yani. Evet. Bütün minibüslerde o şeyleri gördüm, o afişleri gördüm. Yani şehrin her yerinde, her kavşağında neredeyse brandalarımız var, davetiyeler var. Evet, brandayla başladınız. Biz branda çalışmamızla özellikle genellikle kavşaklar olmak üzere yani ara sokaklara, ara caddelere kadar branda, yüzlerce branda asmışız. Hı hı. Bu brandalarda işte gerek etkinliğimizin adı, gerek teması ve gerekse de etkinliği yapıldığı tarih orada belirtilmektedir.
Ayrıca brandaların dışında alanda yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesi de afiş çalışmasıdır. Afiş çalışmamız aynı şekilde dükkan ve uygun yerlere asılarak etkinliğimizin içeriğini toplumumuzun anlayacağı şekilde izah edilmiş. Orada temamız vardır, etkinliğimizin adı vardır. Bu arada çevreye de dikkat ediyorsunuz. Böyle elektrik trafoları, işte duvarlar vesaire, direklere çok asılmamış bu sene. Böyle daha çok esnafların, işte araçların camlarına, esnafların camlarına daha çok asılmış. Buna da dikkat edilmiş. Doğrudur, doğrudur. Evet. Allah razı olsun. Brandalar, el ilanları, afişler vesaire, bunlar hepsi davete yönelik değil mi? Evet. Müzikal sesli çalışmalar. Oraya geleceğiz. Ben de o konunun sahibi olayım. Özellikle onu aranızda konuşacaksınız inşallah. Evet. Yalnız tabi bu büyük bir emek ister. Büyük bir insan gücü de ister. Bu işe gönül vermiş, demin söylediğiniz binlerce insan var değil mi? Evet. Diyarbakırlı. Her birinin bir emeği var ve bu emek sonunda inşallah pazar günü meyvesini verecek. Böyle o meyveyi yemek kolay değil, o meyvenin pişmesi var. Hocam ondan bahsediyor işte. Evet. O fidanı dikiyorsun, suluyorsun, büyüyor, ağaç oluyor, ağaç meyve veriyor. O meyveyi sonradan yiyorsunuz. Şimdi Emin Hocam, ben şunu da çok önemsiyorum. Şimdi tabii ki mesela o gün etkinlik günü, Allah razı olsun, vefalı bir halk kitlemiz vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seven bir kitle var. Zaten orayı hınca hınç dolduruyorlar. Sadece Diyarbakır değil, çevre illerden, hatta Adana'dan, Mersin'den, İstanbul'dan gelen insanlar olarak bunu biliyoruz. Peygamber Sadaları Vakfı'nın yaptığı bu çalışmaların bu yönü de çok seviyorum. Belli bir dönem, hani amaç biraz da bu değil mi hocam? Peygamberimizi gündem yapmak. Evet. Yani herkes bir gündem yapıyor, gençlerin bilinçaltına bir şeyler enjekte ediyor, bir şeyler yüklüyor. Biraz da amaç peygamberi gündemimizin ortasına oturtmak değil mi? Biraz da amaç değil, bence en kesinlikle önemli amaç budur. Yani tamam o gün... hocam burada bizim adına konuşuyoruz ama... Ben şuraya dikkat çekmek istiyorum. Hani oraya gelen insanlar zaten çok önemli ama mesela bir ay boyunca ben her köşe başına peygamberimizle alakalı bir afiş görüyorum, bir duyuru görüyorum ya bir ilahi çalınıyor ya bir ezgi çalınıyor. Bir ay boyunca yani şehrin o renge bürünmesi de oraya insanların toplanması kadar bence önemlidir hocam. Peki o zaman bir eser daha dinleyelim. Evet. Sonra sanatsal boyutuna değil, önce bir temayı da konuşalım. Bu senenin temasını da biraz konuşalım. Sonra işin sanat kısmına gelelim. İnşallah. Nurullah abiye sözü bırakalım. Ne dinleyelim abi? İnşallah bu sene yeni yazdığımız bir eser var. Evet. Peygamber Efendimiz üzerine. Zazaca bir eser. Biz Zazaca eser dinleyelim abi. İnşallah. Buyurun. Yeah.
Haşim Muhammed, 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 can Muhammed, felası namenler. Muhammed, Muhammed, can ciğeri namenler. Muhammed, Muhammed, felası namenler. Abi yüreğine sağlık. Sağ Allah razı olsun. Bu eserler Diyarbakır etkinliğinde okunacak değil mi? Okuduğunuz İnşallah. Eserler. Yani şu an Peygamber Sedaları Vakfı'nın değerlendirme kuruluna doğrusu bize net cevap gelmedi ama hani bence bu eserler okunmalıdır. Derviş abin olsun, Nurlu abin olsun güzel eserler. Evet. Artık gelecek cevaba göre şey yapacağız daha bize cevap gelmedi. Hayırlısı. Evet. Peki. Hocama tekrar dönelim hocam. Evet. Şimdi etkinliklerin adı, yıl boyu yapılan etkinliklerin bir ismi var. İşte Peygamberimizi anlama ve sünnetini yaşama, hatta yaşatma. Bir de bu etkinliğin bir teması var. Evet, her yıl ayrı bir teması. Her yıl ayrı tema. Bu seneki tema ahlak ve adalet değil mi? Evet. Ahlak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed. Neden böyle bir tema seçildi bu sene? Evet. Malumunuz programımızın ismi Hazreti Peygamber'i anlama ve sünnetini yaşama etkinliğidir. Evet. Şimdi her yıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı anlayacak ya da sünnetini yaşayacak öne çıkan bir yönünü tema olarak seçiyoruz. Evet, bir bu özelliğini. Yıl, bir özelliğini. Bu yılda ahlak ve adalet. Bu iki kavramı öne çıkarttık. Yani ahlak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed. Gerçekten bu iki kavram çok önemli iki kavramdır. Bakıyoruz toplumların yozlaşmasında etkili olan iki kavramdır. Aynen. Yani toplumların yozlaşmasına etki edecek önemli. Toplumların bozulmasında bakıyoruz bu iki kavramla toplum bozuluyor. Biz ya da bu iki kavramı yitiren toplumlar evet, bozuluyor değil mi? Özellikle adalet. Değil mi? Adalet kavramı çok önemli bir kavram ve ahlak. Biz de bu ikisini işleyerek bütün
yıl boyunca bu temayı işleyerek bütün platformda, bütün etkinliklerde, bütün sahnelerde, bütün açıklamalarımızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını ve adaletini işleyerek toplumda bu konuda eksiklikleri giderme adına elimizden ne geliyorsa bu konuda çabalıyoruz. Evet. Ve bu yönüne dikkat çekmek istiyoruz. Şimdi bu burada zaten kısa süreli olduğu için adalet kavramını ve ahlak kavramını açıklama fırsatımız yoktur maalesef. Evet. İnşallah bunları etkinliklerimizde, şu anda olan etkinliklerimizde nasıl olduysa işte etkinliğimizin finali olan Diyarbakır etkinliğinde de inşallah buna bunu hocalarımız ve hatiplerimiz en güzel şekilde bunu dillendirecekler, anlatacaklar inşallah. Yani seçilen geçen hafta sonu İstanbul'daydık hocam. Burada orada da çok güzel bir etkinlik oldu. Doğrudur. Ben etkinlikleri zaten soracakken onu da soracaktım ilgili, size. Bu adaletle ilgili Göktaş hocamız, oran hatiplerden bir tanesi Mehmet Göktaş hocamızdı. Bununla ilgili şöyle bir şey oldu. Bayağı bir sanalda falan da paylaşıldı. Diyor ki biz yöneticilerimizden hani dindarlık ya tam dindarlık onlarla Allah arasında. Biz halk yöneticilerden adil olmalarını bekliyor gibi böyle bir sloganik bir söz kullandı hocamın sözlerinde. Dindar olmak yetmiyor. Yetmiyor. Aynen. Adil olmak lazım. Adil olmak lazım. Adalet. Aynen. Özellikle adalet de tabii toplum içerisinde adalet ama Mehmet Göktaş hocanın da belirttiği gibi herhalde en önemlisi de yöneticilerde adaletin olması. Tabii. Değil mi? Buna vurgu yapmak. Gerçekten her sene bir tema ve bu tema üzerinden peygamberi tanımak. Yani işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adalet yönü. Müthiş bir adalet yönü değil mi? Evet. Bir karıncaya bile zarar vermeyen bir adalet ama yeri geldiğinde adalet için kılıcını çeken bir peygamber. Yani evet. Hani son zamanlarda eşitlik falan deniyor ya. Kendi şahsi görüşüm tabii. İslam'da da bu böyle. Eşitlik olmaz yani mümkün değil. Adalet esastır. Adalet olmalıdır. Herkese eşit davranırsan adaletsizlik yapmış olursun. Bu manada gerçekten Peygamber Sevdaları Vakfı'nın özenle seçtiği belli oluyor. Yani bu temaları, temanın özelliklerini özenle seçmiş. Seçmedeki özellikle de toplumun içinde bulunduğu ve geçirdiği buhranda özellikle öncelikli ihtiyaç duyulan kavramlar öne çıkarılıyor. Gerçekten bugün dünya bu iki kavrama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle hayatında işlenen ahlak ve adalete muhtaçtır. Evet. Toplum buna çok muhtaçtır. Ahlaksızlık diz boya. Evet. Gerçekten. Bundan dolayı biz bu temayı seçtik ve bu temayı işliyoruz. İnşallah biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve toplumun ihtiyacı olan bu iki kavramı bir nebze de olsa gücümüz nispetince bunu anlatabilmişsek inşallah karşılık bulmuşsa da mutlu olacağız. Yani evet, toplumda bir karşılık da bulmuşsa. Eyvallah. Şimdi biz tabii daha konuşacak şeylerimiz var ama araya müzik. Şimdi muhabbetin arasına mı müzik, müziğin arasına mı muhabbet onu tam kestiremiyorum ama. Öyle zaten bizim Mevlid etkinliğimiz öyle olmuyor mu? Bir hatip çıkıyor ondan sonra evet. Üç sanat çıkıyor. Öyle olunca dinleyici de sıkılmamış oluyor, tabii. İzleyici de sıkılmamış oluyor. O zaman sıkmayalım. Mustafa abiye sözü bırakalım. Mustafa abi ne dinleyeceğiz? Evet abi. Yine yeni bir eser. Bu sene hazırladım. Biz peygamberimizle ilgili bütün yeni eserlere açıyoruz abi. Değil mi Mehmet Ali abi? Başka zaman yeni esere izin yok. Huzura Rahime-i Muhammed. Huzura Rahime-i Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kerem Kim. محبوب خداتي محمد
Mer Muhammed şu bu mülkimine bebi kıymet hadi ya Hudaya Mer Muhammed selatu selam lüserte ebed ruhimin feda Mer Muhammed selatu selam lüserte ebed ruhimin feda Mer Muhammed çibuna tetebeş bu muhabbet huzura rahim ey Muhammed çibuna tetebeş bu muhabbet huzura rahim ey Muhammed كسيك حزور جيران عمينا وقتا او تدبي راغتينا ودا حزوري جيراد شينا حزور قلبي مي محمد ودا حزوري جيراد شينا حزور قلبي مي محمد ميضاني مي دخونا مدى برسري مي شي مدى توك باغيكي دمالا مدى هوالي دردي مي محمد توك باغيكي دمالا مدى هوالي دردي مي محمد سلات وسلام لسرت أبد روحي من فدا جتر محمد سلات وسلام لسرت أبد روحي من فدا جتر محمد جيبونا تتاب أشكو محمد حزورا رحيم أي محمد جيبونا تتاب أشكو محمد حزورا رحيم أي محمد شانا قرآني كبر مزنا بحر حقي وكاوتنا معجزة ويا أن مزنا كاتن حبهنا وكا محمد معجزة ويا أن مزنا كاتن حبهنا وكا محمد جت لي ويا هرنكي أودن يذكر دفا برجعب عالم معجزة مزين قرآن هردم وعزي أنمازني محمد معجزة مزين قرآن هردم وعزي أنمازني محمد صلاة وسلام للسرد أبد روحي من فدا جتر محمد صلاة وسلام للسرد أبد روحي من فدا جتر محمد جيبونا تتاب أشكو محبت حزورا رحيم أي محمد جيبونا تتاب أشكو محبت حزورا رحيم أي محمد Maşallah böyle yeni eserler değil mi? Güzel güzel. Zazaca, Kürtçe. Mustafa Baba'nın eseri biraz mevlüt gibi oldu. Resulullah Aleyhisselam'la ilgili hayatına dair notlar o kadar güzel işlenmiş ki değil mi hocam? O parmağının arasından su akma meselesi, mucize olma tarafı, Kur'an-ı Kerim'i getirmesi çok güzel anlatımlar vardı içinde. Evet. Aynı zamanda öğretici. Dolu doluydu. Yani dolu doluydu. Aynı. Peki. Bu arada eserin sözleri kime aittir söylemedim. Buyurun. Eserin sözleri daim Hacı Hamdullah'a aittir. Buradan ona selamlar olsun. Sizin adınıza biz de selam gönderelim.
Demek ki babası gibi, evet, değil, evet. Miskin gibi oğulları da şiir yazmaya başlamış. Diyoruz, evet. Aynı zamanda Musab Miskin'in torunu. Miskin de eski emekler sanatçılarımızdan. Madem konu biraz sanata döndü, sanat sanatçıya, o zaman şimdi... Yani nihayet döndürebildik konuyu hocam. Nihayet geldi abi. Peygamber Sevdaları Vakfı ve Özlem Ajans her sene koordineli bir şekilde. Ortaklaşa demeyelim, zaten her şeyde gönül ortaklığı, gönül birliği var zaten. Bu sene de bir iki eser yaptınız değil mi? Aynen. Bir çocuklara yönelik, bir de Yetişkinler düet 13 eser. Sanatçımızın işaret ettiği. Onu biz burada izledik ilk kez. Gerçekten çok güzel olmuştu. Şimdi bu vakfın herhalde daha doğrusu bu tür etkinliklerin en önemli ayaklarından biri de bence marşlar, ilahiler, sanat bölümüdür değil mi? Vakıf bu işe nasıl bakıyor? Zaten Peygamber Sevdaları Vakfı'nın yaptığı etkinliklerde gerçekten Özlem Ajans ve Özlem Ajans sanatçıları önemli bir yer alıyor. Etkinliğimizin önemli parçalarından biri. Yani biz etkinliklerde özellikle alanlarda, yani bir hatip nasıl ki işte çıkıp o yılın temasını, o yılın anlatmak istediğini güzel bir hitabetle halka iletiyorsa, Özlem Ajans sanatçıları da aynı şekilde bunu güzel namelerle, müzikal bir dille topluma sunuyor. Evet, aynı temayı, evet. Aynı. Yani aynı amaca hizmet ederek, etkinliği süsleyerek, değişik renk katarak veriyor. Bundan dolayı gerçekten bu sanatçılarımız etkinliğimizin önemli bir parçası. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Allah-u Teala hepsinin ayağını sabit kılsın. Aynen. Çok güzel çalışmaları vardır. Her yıl bundan dolayı istifade ediyoruz. Ve her yıl bu temayla alakalı ya da etkinliğimizle alakalı özel eserler yaptırılıyor. Hı hı. Daha önce albümler yapılıyordu yıllarda. Değil mi? Çok önemli. Yani her yıl albüm yapmak gerçekten... Hatta emek bir, isteyen bir şey. Bir yıl iki albüm yapıldı. Türkçe değil mi? Başladığından beri zannedersen ilk sene ve kişi oldu. Ondan sonra hocam da hatırlarlar. Bir Türkçe, bir tane de Kürtçe albüm. Yani 20 tane eser. Ben bunu hep söylemişimdir. Yani peygamberimizle ilgili yılda 20 eser yani yapan başka firmaya da bir vakıf var mı diye. İnşallah da yapıyorlardır da. Yani herkes yapsın. Resulullah, evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar gündem yaparsak o yetmez. Olsun. Çünkü küfür çalışıyor. Müslümanların da çalışması lazım. Fakat hani yılda 20 tane eser hakikaten az değil hocam. Değil mi? Ve 20 tane de klip. 20 eser, 20 klip, aynen, o da var. Aynen, doğru. Öyle değil. Bu konuda hakikaten ben de her defasında bunu yeniliyorum. Vakfa çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz ajans olarak bir prodüksiyon ajansıyız. Allah-u Teala'nın verdiği kuvvet nispetince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat Peygamber Sevdaları Vakfı gibi vakıflar bu konuda bize öncelik etmezlerse, bu konuda bize ilham kaynağı olmazlarsa biz de yerimize sayarız aslında. Tabii. Çünkü bu iki eseri onlar bir nevi Özlem Ajans'a ısmarladı ve Özlem Ajans da bu noktada kendi ifade etme fırsatı bulmuş oldu. Evet. Ve ortaya da çok güzel bir ürün çıktı. Evet, aynen. Bu arada tekrar abilerimi görmüşken tebrik ederim. Yani işte Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Zazaca, dört dille. Değil mi? Aynen, aynen. Dört dilde eser yapılıyor ve geçen sene de öyle olmuştu. Geçen önceki sene de öyle olmuştu. Zaten dört dilde eser zaten, olmuştu. Zaten buradaki grup olduğu gibi geçen seneki ekibin, evet, içindeydi. Bu sene yine vakfın tercihi üzerine çok yeni simalar daha çok seçtik. Çok az birkaç kardeşimiz, Mehmet, Gündüz abim gibi abiler geçen seneki klipte de vardı. Onun haricinde 13 sanatçının neredeyse büyük çoğunluğu hepsi yeni yüzler, yeni sesler. O ünlüyle de biraz dikkat, evet, çekti. Dikkat çarşıma çekti. Peki, daha konuşacaklarımız var. Tekrar Derviş abiye dönelim mi? İnşallah. İşin sanat bölümünü konuştuk mu abi, tamam mı? Yani bakalım. Yeterli mi? Peki, Derviş abi ne dinleyelim? İnşallah Rahman, yine yeni bir eser. Yine yeni bir eser. Evet. Dermaneme Kur'an'a, reçetame İslam'a, Doktoru tabibime Muhammed-i Rezan'a. Eserini okuyalım inşallah. Müzik
derdime Kur'an'e, reçetame İslam'e, dermanime Kur'an'e, reçetame İslam'e, doktoru tabibime Muhammed Rezane, doktoru tabibime Muhammed Rezane. Yame Muhammed Rezane, ilacın hoş yame Muhammed Rezane, dermanime Kur'an'e, reçetame İslam'e, dermanime Kur'an'e, reçetame İslam'e, doktoru tabibime Muhammed Rezane, doktoru tabibime Muhammed Rezane. Muhammed Rezane, peşivane da'vame Muhammed Rezane, dermanime Kur'an'e, reçetame İslam'e, dermanime Kur'an'e, reçetame İslam'e, doktoru tabibime Muhammed Rezane, doktoru tabibime Muhammed Rezane. Muhammed Rezane, Kemlana ve Malame Muhammed Rezane, dermanime Kur'an'e, reçetame İslam'e, dermanime Kur'an'e, reçetame İslam'e, doktoru tabibime Muhammed Rezane, doktoru tabibime Muhammed Rezane. Dermanime Kur'an'e, reçetame İslam'e, dermanime Kur'an'e, reçetame İslam'e, doktoru tabibime Muhammed Rezane, doktoru tabibime Muhammed Rezane. İnşallah. Ağzına yüreğine sağlık Derviş abi. Allah razı olsun. Şimdi hocam dedi ya, her yıl bir tema seçiyoruz. Bu yıl adalet. Derviş abi de özellikle peygamberimizin sağlık. Eserlerine gidiyor. Doktor tabip şeylerini. Bu arada o serum gerçekten güzel yani. Serum. Seruma nafkıyname. Seruma nafkıyname. Evet. Damarımızdaki, kanımızdaki serum. Serum. Çok evet. Güzel. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Şimdi tabii vakit de hızlı geçiyor bu arada. İyi değerlendirmeye çalışalım. Nisan ayı boyunca etkinlikler yapıldı. Evet. Bugüne kadar değil mi? Belirli merkezlerde. Kaç merkezdi? Tam 12 merkezde bu yıl yapılıyor. İşte Batman'da yapıldı. Batman'ı gördük. İstanbul'da yapıldı. Teveccüh nasıl? Nasıl gördünüz? O etkinlikler nasıl geçti? Bir sıkıntı yaşandı mı? Organizasyon nasıl oldu? Halkın teveccühü. Özellikle bu yıl 12 merkezde etkinliklerimiz icra edildi. Ben dikkat ettiğim özellikle bu yıl havalar çok yağışlıydı. Evet. Ve soğuk olmasına rağmen gerçekte büyük bir teveccüh vardı. Halkımız etkinliklere alışıp sahiplenmişler.
elhamdülillah. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam etkinliğine gelme noktasında artık gittikçe toplumumuz bunu benimsiyor ve toplumumuzun bir parçası haline gelmiş bu etkinlikler. Bu 12 merkezde özellikle Türkiye'de büyük şehirler başta olmak üzere 12 merkezde yapıldı. Ve hepsi de birbirinden güzel geçti. Hepsinin kendine göre, bölgesine göre, bölgesinin yapısına göre kendine has renkte geçti ve güzel geçti elhamdülillah. O da önemli. Evet. Kendi rengine göre, kendine evet. has geçmesi. Evet. Değil mi? Bunun mesela, da bir özelliği vardır zaten. Tabii mesela İzmir. İzmir'de değil evet. mi? Mesela Mevlid bile burada işte Kürtçe Mevlid okunurken orada değil mi? Türkçe Mevlid evet. de okunabiliyor. Kendi evet. kendi renginde gitti. Evet. O da güzel. Evet. Ve bu etkinliklerimizin finali Diyarbakır. Finali Diyarbakır. Evet. İstanbul'u ben televizyonda izledim, Rehber evet. TV'de izledim. Orada olamadık. Keşke evet. orada olabilseydik. Batman'ı gördük. Batman coşkusu muhteşemdi gerçekten. İstanbul nasıldı abi? Vallahi hocam İstanbul'da yani muhteşemdi. Yani insan o şimdi bilmiyorum bizim hissettiğimiz o coşkuyu herkes hissediyor mu? Şimdi sen platformdasın, yüksektesin. O yükselen bayrakları, o coşkuyu o kadar iyi izleyebiliyorsun ki hocam. Hatta ben gayri ihtiyari bir eseri bitirdikten sonra şunu söyledim mikrofonda. Kendini dedim, tutamadın ikinci eseri mi söyledin? Hayır. şunu söyledim. Dedi ki valla yani biz sizi coşturmuyoruz. Siz bizi coşturuyorsunuz. Yani gerçekten. Halkta o kadar iyi bir coşku var ki. Şimdi yanlışsam düzeltin lütfen. Oraya gelenler böyle salavatları ve tekbirleri haykırmaya geliyor bence. Yani hani gelip bir şeyler dinlemeye değil. Evet. Bir şeylere ortak olmaya geliyorlar bence. Evet. Değil mi? Ben bunu görüyorum. Platformda yani izlerken hatta ben mesela Batman özellikle Batman etkinliklerinde yıllarca şeydeydim yani vatandaşla beraber ben de bir peygamber sevdası olarak oradaydım ve onu görüyorum. Yani oraya gelen bir şey bekliyor. İşte hadi salavat getirelim. Hazır. Hadi tekbir getirelim. Hadi bir coşalım. Konuşmacı bizi bir tekbire sevk etsin. Bir salavata tekbire bayrağı, sevk etsin. Hocam bayrağını şeyini kuşanmış gelmiş orada sevgisini haykırmaya. Yani evet. tamamen dediğin gibi yani orada hakikaten ne kadar tekbir salavat insan getirtebilirse evet. vatandaş o kadar rahatlanmış olarak eve gidiyor. Çünkü zaten onu haykırmaya gelmiş. Araya girmemiz isteniyor ama bence bir eser dinleyelim. Eser biter bitmez araya girilsin. Biz hiç girmeyelim araya. Direkt reklama girelim. Hemen eserden sonra Nurullah abiye sözü bırakalım. İnşallah Zaza'ca bir eser var. Ben Zaza eseri yazan abiye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Söz yazarı Cihan Bozoba. Bizi izliyorsa buradan kendisine kucak dolusu saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Eyvallah. Zaza'ca bir eser, yeni bir eser. Bizden güzel. De selamlar olsun. Buyurun. İnşallah. Şimari, selam şimari, aşık peygamberi, selam şimari, selam şimari, mecnun şimari, aşık peygamberi, selam şimari, aşık peygamberi, selam şimari, kelime tevhid bayrağı şema dawe istume şerefi şema dawe Kur'an'ı şerefi şema aşık peygamberi selam şemari selam şemari mecnun şemari şema can ahmedir bir dostu yari selam şemari mecnun şemari Şema John Ahmet'dir bir dostu yari
Peşvoneni çüeş bendeni Bülbülü İslami çüeş voneni Bonma fedai, bonma kırboni Bülbülü İslami aşk Kur'an'ı Bülbülü İslami aşk Kur'an'ı Kelime tevhid bayrak peşima Dave-i İslam'ı şeref peşima Dave-i Kur'an'ı şeref peşima Aşık peygamberi selam şimari Selam şimari, vicdan şimari Şima John Ahmedi bir dostu yari Selam şimari, vicdan şimari Şima John Ahmedi bir dostu yari Şimari, Mecdun Şimari Ey torne Şeyh Sa'id, Selam Şimari Şima Mecduni, Semed ve Sari Mecduni Khelasi, Yuhem Zaferi Mecduni Khelasi, Yuhem Zaferi Kelime Tevhid, Bayrak Şima Şerefi şima Dave-i İslam'ı Şerefi şima Aşık peygamberi Selam şimari Selam şimari Mecnun şimari Şima John Ahmedir Bir dostu yari Selam şimari Mecnun şimari Şima John Ahmedir bir dostu yari Selam şimari Mecnun şimari Şima John Ahmedir bir dostu yari Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. İlahi namelerde bir nevi Diyarbakır Mevlid etkinliği özel oluyor değil mi? Peygamber Sevdaları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Diyarbakır Koordinatörü Sayın Hüsamettin Bünül hocamız da ilk bölümde bizlerleydi. Etkinliği konuştuk ama konuşmaya devam edeceğiz. Daha konuşacak çok şey var. İnşallah. İşin mutfak kısmını konuştuk. Daha mutfağın yarısı bitmedi herhalde. Daha var, yapılacak işler var. Onlarla ilgili konuşacağız. Hemen dilerseniz geldiğimiz aşamadan sonrası, yani bundan sonra etkinlik gününe kadar hangi çalışmalar yapılacak? Etkinlik olarak zaten afiş ve branda çalışmalarımızdan söz ettik. Hı hı. Bundan sonrası özellikle yarından itibaren Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri alanda kardeşlerimiz, Allah kendilerinden razı olsun, her eve ulaştırılmak üzere bir hadis kitabımız var. 40 hadisten oluşuyor. Evet. Her eve ulaştıracağız inşallah bu kitabımızı. Diyarbakır genelinde. Diyarbakır genelinde her eve ulaştıracağız. Bu hadis kitabımız işte sosyal yaşantımızda, güncel yaşantımızda uygulamamız gereken birçok alanda bize örnek olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri mevcuttur. Evet. İnşallah bu istifadeli olur ve toplumumuz bunda faydalanır. Her eve ulaştırmak üzere hadis kitabı dağıtılacak. Yani bu program da çok güzel. Evlere tek tek gidiyorsunuz davetiye için ama davetiyeye giderken bir hediye veriyorsunuz. Bu hediye de bizim günlük yaşantımıza, sosyal yaşantımızı ilgilendiren, hatta sosyal yaşantımıza yön verecek işte hadislerden oluşuyor. Evet. Önceki yıllarda da işte buna benzer kitaplar, peygamberimizle ilgili kitaplar dağıtıldı. Daha önceleri CD'ler değil mi? Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Bu sene de 40 hadis. Evet. Şimdi 40 hadisin
her eve gitmesi, o evde işte gençler var, yetişkinler var, onu alıp bir defa okuması değil mi? Amaç da bu zaten. Evet. Geçen şey oldu, bir arkadaşla bunun muhabbetini yaptık. İşte hocam, yani yanlış anlaşılmasın bu açıklamaların tabii. CD'lerin hani şeyi daha rahattı, CD'ler izleniyordu en azından. Herkes acaba kitabı okur mu? Hı-hı. Gibi bir muhabbet ettik. Ben dedim ki, yani tamam böyle olabilir fakat bir ateş bir şeye benziyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hani bir çadıra giriyor diyor, tebliğini yapıyordu. Hı-hı. O mesela orada benimsensin ya da benimsenmesin, hiç moralı bozulmadan ikinci çadıra, üçüncü çadıra o şekilde devam ediyordu. Bu kitapların tabii ki %100'ünün okunacağını ben de zannetmiyorum. Mümkün değil. Maalesef okuma olarak evet, zayıf bir coğrafyada yaşıyoruz. Keşke inşallah da okunur, belki bu bir ön ayak olur. Fakat bunların küçük bir kısmı bile okunsa bizim için bence büyük bir başarıdır hocam. Özellikle aynen, bu konuda çok güzel dönükler alıyoruz. Hı-hı. Yani çok güzel örnekler var. Bu da gösteriyor ki inşallah bu çalışma karşılığını buluyor. Hani bu konuda birçok örnekler vardır. En önemlisi somut hocam, özür dilerim. En önemlisi yani bizim kitaplarımız, dağıttığımız vakfın dağıttığı kitaplar dışında evinde İslami kitap olmayan birçok ev vardır. Yani bizim bu eserleri eve hediye etmekle beraber eve İslami bir kitap, kendisine peygamberini hatırlatacak bir eser bırakmamız adına çok kıymetlidir. Toplumun hepsinde dini neşriyatlar bulunmayabilir. Ama bu noktada kitabı görüp, okuyup, istifade edip, dönüşünü yapan ve bu konuda hidayete eren birçok örnekler vardır. Bu çalışma da bu açıdan çok önemlidir her eve. Muhtemelen bütün eserler hiçbir zaman herkes okuyacak diye bir kayda yok. Ama bir çıta tutturabilsek, yani her dağıttığımızda bir sayı bile bizim için önemlidir. Bir kişinin bile okuması bizim için çok önemlidir ki binlerce insan okuyor. Elhamdülillah evet, bu çalışma bu açıdan çok önemlidir. Evet. Bir anlamda şey de olur hocam, demin dedim ya, yani bu brandalarla, afişlerle, yapılan müziklerle, bu Muhammed-i Serdan'ın rengi caddelerimizi, işte sokaklarımızı dolduruyor. Aynı zamanda ellerin içine de kitaplar tekrardan girmiş oluyoruz. Tabii ki. Çok güzel bir uygulama. Özellikle bu açıdan da bu atmosfer oluştuğu zaman bu atmosfere katkı sunan birçok kardeşimize de burada teşekkür ediyorum. Birçok esnafımız kendisi bir araya gelerek kendi iş yerlerinin bulunduğu caddede brandalar asarak bu işe katkı sunması, kampanyalar başlatması, ücretsiz ya da fiyat indirimi yaparak kampanyalarda bulunması sizin demin bahsettiğiniz o çalışmalara renk katan faaliyetlerdir. Yani katkı esnaf mevlid etkinliği haftası boyunca indirim evet, uyguluyor. Evet. Ne güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yani bunu yaparken bir indirimle bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatmak çok güzel bir örnek teşkil edecek güzel bir projedir. Yani bu toplumumuza peygamberimizi hatırlatacak en ufak bir çalışma bile değerlidir. Böyle yaparak hem indirimli ürün veriyor, hizmet açısından önemli, hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatıyor. Evet. Çok önemli. Ve şu var hocam, yani vakfa üye gençler caddelerde, sokaklarda görüyoruz. Ellerinde işte zaman zaman el ilanları dağıttığını görüyoruz. Zaman zaman afiş astıklarını görüyoruz. Bu gençler hocam, yani o sevgiyle yoğruluyorlar değil mi? Fedakarlık tabii yapmayı ki öğreniyorlar. Kendi mesaisinden, kendi okulundan, bazen kendi okul demeyelim de muhtemelen okula gidiyorlar. Kendi daha çok zamandan feragat ederekten şey yapıyor hocam. Muhammed-i Sevda ile yoğruluyorlar. Muhammed-i Sevda bir emek ister değil aynen mi? Onun bir karşılığı vardır. Aynen. Bir fedakarlık ister. Onu da özellikle gençler değil onu mi? Da onu da öğrenmiş oluyorlar hocam. Evet. Fedakarlık evet, yapması gerektiğini öğrenmiş oluyorlar. Çalışmaya yani eyvallah. Her eve bu kitabı, bir de kitapla beraber bizim davetiye niteliğinde olan el ilanları vardır. Onunla beraber her eve götürmek ciddi bir çalışma istiyor. Yani 3 yıl, 5 yıl içinde yapıldığı zaman belki, ama her yıl biz bunu yapıyoruz.
Aynen. Her yıl bu etkinliği yapıyoruz ve her yıl kardeşlerimiz bu hizmette aktif rol oynuyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Razı olsun. Bu güzel bir çalışmadır. Eyvallah. Biz devam edeceğiz. Bir evet. Eserle devam edelim şimdi. Evet. Müsaadenizle. Musab abi, sözü sana bırakacağız. Evet, abi. Yine sıradaki eserimiz yeni bir eser. Evet. Salatü selam, Eser Muhammed. Salatü selam. Eserin sözleri yine daima ait. Evet. Hep yeni eser dinledik. Evet. Böyle eski klasiklerden bugün dinlemeyeceğiz herhalde. Hocam zaten demin siz de belirttiniz. Siz deyince kızıyorsun. Resmileşmiş olur. Demin sen de belirttin. Bazen resmileşer mi abi? Olur arada bir bazen. Değişiklik olsun. Bu kutlu doğum mevsimi ya da mevlid mevsimi, Mevlid-i Nebi mevsimleri bu eserleri bir nevi dinleyiciyle tanıştırmak için bir fırsattır. Ondan dolayı sanatçılarımız da varsa bile kendi torbalarında tutuyorlar, tam diyorlar tamam. Bir de şöyle bir durum var, çeşitli zamanlarda, farklı zamanlarda zaten sanatçı abilerimiz o eski klasik eserleri burada zaten seslendiriyorlar. Biz etkinliğe, mevlid etkinliğine özel yeni eserleri dinliyoruz. Kesinlikle. Mustafa abi buyurun. Kasi kelime Rabbi ehel Selatu selam Nisir Muhammed Bil Kasi kelime Rabbi ehel Selatu selam Nisir Muhammed Tego bismillah o te desbikir Te temame alema keşikir Şaşiye tevajı nabvan rakir Tücari teşaş nekir Muhammed Şaşiye tevajı nabvan rakir Tücari teşaş nekir Muhammed Şahi Muhammed
nat yediğin tezemani da tü nebiye ki ve kamu hemmet nat yediğin tezemani da tü nebiye ki ve kamu hemmet. Zin khodaye kamil tamam mahlukaye sultane tamam sultanaye seyyide seyyidaye muhammed sultane tamam sultanaye seyyide seyyidaye muhammed reise pehambe Zikreda Serida Ahmed Diko Kasaliha Muhammed Halqa Zikreda Serida Ahmed Diko Kasaliha Muhammed. Eyvallah Mustafa abi, yüreğine sağlık. Ağzına yüreğine sağlık. Kürtçe bir söz var hani hocam, konuyla ne kadar alakalı olur mu? Çelike mağara ve canab diyorlar ya hocam. Biraz kaba bir atasözü. Ama miskin hocamızın oğlu da onun kadar yazabiliyormuş. Tebrik evet. ediyoruz buradan. Kalemi güçlüymüş. Bu arada torun da dedesine geri kalmamış Musab da öyle. Besteler de sana mı ait Musab? Efendim abi? Besteleri de sana mı ait? Daha önceki beste ilk oldu. Meser bestesi bana ait. Bu beste Mekki Özel abiye ait. Evet. Mekki de güzel bir bestekarımız. Selamlarımı gönderiyorum. Evet. Mekke bizden de selam olsun. Güzel. Ağzına bileğine sağlık. Eyvallah. Şimdi hocam. Evet. Etkinlik gününe kadar geldik. Pazar gününe geldik. İnşallah. Evet. Hani o süreci anlattık yıl boyunca. İşin işte tema boyutu, konu boyutu, yapılan etkinlikler, sınavlar, kitaplar, dağıtımlar, afişler vesaire yoğun bir süreç. Ve nihayet diyelim ki pazar sabah uyandık ve etkinliğe gideceğiz. Şimdi ben işte Diyarbakır'da diyelim ki huzur evleri semtinde oturan bir vatandaş olarak ya da işte Seyrantepe'de, Bağlar'da, Kayapınar'da kalkıp gideceğim ama aracım yok. Nasıl gideceğim oraya? Ulaşım nasıl sağlanacak? O arada oraya giden, etkinlik alanına giden otobüs, minibüs vesaire olacak mı? Ya da bununla ilgili sizin bir çalışmanız var mı? Her sene oluyordu. Bazen işte belediye otobüsleri, bazen işte sizin çalışmalarınız. Bu sene ne yapacağız? Evet. Özellikle taşıma konusunda her yıl ciddi bir koordinasyon gerekiyor. Biz bu yılda Diyarbakır merkez ilçelerinde yani 4 merkez ilçemizde 27 noktada ücretsiz araç kalkış merkezleri olacak inşallah. Bu merkezler yani afişlerimizde ve el ilanlarımızda mevcuttur. Zaten Diyarbakır halkı olarak her yıl evet. gidildiği için ve bu etkinliğe aşina oldukları için birçoğu bu noktaları iyi biliyorlar. Evet. Biz bu yılda o noktalarda ücretsiz olarak inşallah taşıma yapacağız. 27 noktada ücretsiz taşıma ücretsiz yapılacak. Ücretsiz taşıma yapacağız. Yani bir defa değil orada gidip geliş tabii, olacak. Tabii taşıma yapacağız. Mesela ve, ben erken gideceğim. Erken saatte de 10'da 11'de. Evet o değil saatten mi? Başlayıp etkinlik bitimine doğru. Yani etkinliğin orta yani kısmına saat 1'de başlıyor ya etkinlik. 3 saat 3'e kadar taşıma yapılıyor. Maşallah. 3'e kadar taşıma yani. Yapılıyor. Ondan sonra da imkanlar dahilinde geri dönüş noktasında da gerek biz gerekse duyarlı halkımız bu noktada taşıma yapıyorlar. Bu noktalar
tek tek 27 noktayı belirtmemiz belki vakit alır ama merkez bütün ilçelerimizde bu bellidir. Özellikle Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Sur hepsinde evet, var. Bu 4 ilçemizde ve afişlerimizde bu noktalar bellidir. Afişlerimiz gerek dükkanlarda asılı olsun, gerek değişik merkezlerde asılı olsun orada var. Ve evlere teslim ettiğimiz el ilanlarında özellikle bu noktalar belirtiliyor. Tabi taşıma gerçekte yani zahmetli binlerce milyonlara varan insanı taşıma çok zahmetli bir iş. Biz bu konuda lojistik destek olsun diye birçok merkeze bu noktada başvuruyoruz. Özellikle mesela belediyelerin imkanları tabii, otobüsleri falan. Bu yılda Diyarbakır Peygamber Sevdaları Vakfı Diyarbakır koordinatörlüğü olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne müracaatta bulunduk. Evet. Haraç konusunda ve gerekse de alanda başta lavabo ve diğer lojistik destekler açısından başvurduk. Ama maalesef şunu belirtelim ki bu yıl hiçbir gerekçe belirtilmeden bize olumsuz bir dönüş oldu. Ve biz bunu zaten bugün Diyarbakır Koordinatörlüğü olarak bir basın açıklamasıyla açıkladık. Yani olumsuz dönüş oldu. Evet, olumsuz ve hiçbir gerekçe belirtilmeden olumsuz bir dönüş oldu. Yani peygamberimizi anma etkinliği için. Anlatmayın mı evet. Demek istediyor zaman? Bu mana mı çıkıyor? Başka şey var mı hocam? Evet, yani öncelikle şunu belirteyim. Halka ait otobüse, halk otobüsleri diyoruz evet, değil mi? Tabii halkın ki. Otobüslerini halktan esirgemek ve böylesi bir hayırlı işte esirgemek gerçekten ben nasipsizlik derim. Yani Allah böyle güzel bir hayrı kim yer nasip etmiyor demek ki herkese. Evet. Herkese nasip etmiyormuş ve nasipsizlik noktasında gerçekten direnenler var. Yani evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam şahsi manevisi ve onu anma hiç kimsenin tekelinde olan bir şey değil. Ümmetin evet. ortak paydasıdır. Peygamber sevdalıları diyoruz. Evet. Yani peygamber sevdalısı olan herkes bu etkinliğin sahibidir. Evet. Bu ümmette mensup olan herkes bu etkinliğin sahibidir. Bu noktada biz burada böyle bir takıntımız yok. O açıdan biz henüz vakit geç olmamış bu pazardır. Ve böyle bir yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Evet. Ve bu halkı alana taşımayı talep de ediyoruz. Ama şu da iyi bilinsin ki biz taşıyacağız. İnşallah. Taşıyacağız. Hiç kimse yerde... Taşınmazsanız da inan halk yürüyerek de gelir. Tabii ben... Fakat birilerinin, özür dilerim hocam, birilerinin bu gerçeği bilmesi lazım, görmesi lazım. Evet. Peygamberin ümmetine sırt çevirmek, savaş açmak kimse bir şey kazandırmayacak. Yani şu iyi bilinsin ki halkımız peygamberin sevdalısıdır. Peygamberin sahiplenme ve bu etkinliğe gelme noktasında yıllardır biz bunu tecrübe etmişiz. Araçla da olsa gelecek ki biz araç temin edeceğiz. İnşallah bütün katılımcılar, bütün misafirlerimiz araçla gelecekler. Ama şunu iyi bilelim ki araç olmasa yürüyerek gelecekler. Gerekirse sürünerek gelecekler. İnşallah. Bunu iyi bilinsin. Yok. Bu iyi bilinsin. Ama biz isteriz ki böyle hayırlı bir işte ümmetin ortak paydası olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı böyle bir etkinlikte yani herkes katkı sunsun, nasipsiz olmasınlar. Herkes nasiplensin, nasiplensin yani. Nasiplensin, katkı sunsun. Şimdi hiç haberimiz yok. Şu anda bir esnaf indirim yapıyor. Evet. Bu ciddi bir, hiç duymasak da bilmesek de o peygamberine sahiplenme adına yapıyor. Araçlarıyla gelenler var yolda evet. Bulduklarını alıyorlar evet. Değil mi? Yani evet. Herkes buradan bir nasip dediğiniz gibi nasiplenmeye çalışıyor ama eğer böylesine bir kurum, halkın kurumu evet. Değil mi? Halk adına, halk için orada olan bir kurum, halkın etkinliğine, halkın en büyük değerinin anıldığı bir etkinliğe böyle bir red cevabı vermişse... Yani söylenecek söz gerçekten yok yani. Biz bu vesileyle... Allah ıslah etsin diye. Allah ıslah etsin. Evet. Biz bu vesileyle vakıf adına şöyle bir çağrı yapıyoruz. Duyarlı bütün halkımız, araç sahibi olan halkımız, araç kalkış servis noktalarımızda ücretsiz olarak, gönüllü olarak misafirlerimizi, peygamberin misafirlerini taşımaya da davet ediyoruz. Evet. İnşallah
hiçbir kardeşimiz yerde kalmayacak ve biz bütün halkımızı değil Diyarbakır, Türkiye'nin her yerinde olan bütün halkımızı davet ediyoruz. Evet. Bu vesileyle inşallah bunu ileriki süreçte de belirteceğiz. Evet, zaten en son davetiye yapacağız biz burada hep birlikte inşallah. Sizin de davetiyenizi alacağız. Fakat bir eser dinleyelim değil mi? Biraz bu konu, bu nasipsizlik bizi biraz belki gerdi. Mehmet Ali abi böyle yumuşatsın evet. ortamı. Evet. Hareketli mi, slow mu? Benim biraz slow hocam. Daha güzel, ben biraz daha böyle. Kürtçe eser seslendirdik. Benim Türkçe bir eser. Evet. Tavafuk et. Ben arkadaşların tamamen Kürtçe seçkilerini bilmiyorum. Zazacılar. Türkçe eser hiç var mı? Türkçe. Yok. Evet. Türkçe bir, yok. Tek Türkçe eser benim oluyormuş. Tamam abi. Ne dinleyeceğiz? Hocam Grup Genç'in bir eseri. Yüreklere Yürüdük diye. Yüreklere sonunda Yürüdük. Sonunda da bir şiir var. Orada da eşlik edersen sevinirim. O eser tamam. Bunu daha önce de beraberce seslendirmiştik. Hatırlamıyorum. Evet. Sözlerini de hatırlamıyorum ama inşallah tamam. yardımcı olacağız. Buyurun. Taş altında sineler hep haince dağlandı, öyle mazlum bedenler haykırdı sünneyeler, ne yaklaştı cennetler, kahroldu ümmeyeler, yüceldi hep sevdamız, kahroldu ümmeyeler, yüceldi hep sevdamız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala sahbihi ve sellim.
Bedir'de imtihanlar kavradı yüreğimiz. Medine'de kardeşlik, Hayber'de kuvvetimiz. İşte döndük Mekke'ye, son buldu gurbetimiz. Örgücülerde secdeler ve işte kulluğumuz. Örgücülerde secdeler ve işte kulluğumuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hatırlasma zamana ki yüreği vahi, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sağlık. Eyvallah. Merhaba abi. Mikrofonu geç açtılar. Benim suçum değildi. Problem girişte. Oldu hocam. Öyle mi? Biraz. Evet, hiç fark etmedim ama güzel diyor. Ses güzel geliyor hocam. Eyvallah. Hı. Eser de güzel bu arada. Eyvallah, özellikle salavat trafiği biraz çok güzel yerleştirmiş eserin içine. Çok güzel yerleştirmişler. Aynen. Biraz karışık. Hı hı. Ama daha önce epey çalışmıştık bunu. Hatırladım hatta zaten. O yüzden rahat eşlik edelim. Yani sen Seyfullah da belki bunu bir yarım saat kadar çalıştık. Enteresan bir şey var salavatın. Hani bugün karara mi? Gelin. Hayır daha önce. Daha önce tamam daha önce, hatırladım evet. Onu. Evet. Yüreğinize sağlık. Eyvallah. Evet hocam şimdi tekrar size dönelim. Taşıdık da geldik artık. Saatler ilerledi. İnsanlar yavaş yavaş inşallah akın akın meydana geldiler. O meydanda toplandılar. Peki mesela erken geldik varsayalım ki ben 10'da orada oldum. Neyle karşılaşacağız, ne yapacağız? 12, 1.30'a kadar bekleyecek miyiz? Etkinliğin başlama süreci 1'dir. Yani bir etkinliğin startı 1'de veriliyor. Hı hı. Ama gerçekte peygamber sevdalıları halkımız alanlara çok erkenden geliyorlar. Saat. Bir de il dışından gelenler tabii, var değil mi? Mesela tabii. Sabah erken saatlerde varıyorlar buraya, hemen meydana evet, geliyorlar. Meydana önde yer almak için evet. Yani büyük bir gayret sarf eden peygamber sevdalıları var. Şimdi bundan dolayı önce program öncesi, birden önce yani öğle namazından önce yaklaşık bir saate kadar inşallah Özlem Alcan sanatçıları birbirinden güzel ilahiler seslendirecekler. Yani oraya gelenler yine Özlem Ajans'ın insafına kalmışlar. Evet. İnsafına derken hocam. Hani orada yani seslendireceğiniz eserlere kalmışlar. İtifat mı oldu, şey mi oldu insafına? Şimdi aslında bunu ironi belki şey yaptık evet. Ama. Ben anladım hocam. Coşku istiyorlar ya yani, o manada. Kesinlikle. Şimdi bu eseri okusan orada pek gitmez herhalde. Şimdi hani aşırı bir kalabalık var ya oraya girmek de artık bir süre bir saatten sonra biraz problem oluyor. Bundan dolayı inşallah şu an bizi izleyen izleyicilerimiz biraz erkenden gelirler, doldurlar oralar. Çünkü böyle şey olunca polis kontrol noktalarından falan geçmek de biraz zor oluyor. Bir de müzik dinleyecekler. Bugün düşündüm yani. Hocam sanatçıları almak da zor zaten. Her gidiyoruz orada bekliyoruz işte telefon açıyoruz abi falan buradayız falan. bir 50 tane görevli kartı istemişiz hocam. Yaklaşık 40'a yakın bir sanatçı ve müzisyen kadromuz var orada. Maşallah. Defler mesela bir 10 tane def olacak. Ondan sonra bu bizim devlet eserde görev almış 13 tane sanatçımız var.
normalde yine ana program içerisinde bir 6-7 tane sanatçımız var, salavat grubumuz var, çocuk grubumuz var. Bayağı çocuk bir... grubu da çıkacak değil mi? Evet, çocuk grubu bizim yine... burada dinlediğimiz aynen, o klibini çektiğiniz. Mevlüt Muhammed eserini oradan. O eser çok sevildi, çok beğenildi. Sempatik bir eser. Değil yani mi? Biz yaptık diye söylemiyorum, bana da öyle gibi geliyor hocam. O zaman hocamıza soralım, o eser vatandaşlar... İnşallah o eser ana programda seslendirilecek yani. Evet. Zaten Mehmet Ali abi de değerlendirdi. Büyük bir teveccüh vardır bu esere. Biz de ana program içinde bu eseri seslendirecekler. Ana programda önceki o süreci konuşursak yani yaklaşık bir saat eser seslendirmek yani bir konser süresi. Değil mi? Çok önemli. Yani o sürede de bile program dolu dolu ve canlı geçecek inşallah eserlerle. Artık saat 1'den sonra namaz. Orada bir öğle namazı, namazı değil mi? Öğle namazı kılınacak. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yılda öğle namazında çok güzel görüntüler, çok güzel. İnşallah. Cemaatle böyle aynı değil mi? Öyle o meydanda. Alan tabii, dolduran tabii. O kalabalık böyle hepsi rükya, secde durunca çok güzel bir görüntü oluşuyor. Evet. Çok nurani bir manevi atmosfer var orada. Zaten belki de etkinliğin en güzel sahnelerinden birisi. Kesinlikle, değil mi? Evet. Orada cemaatle herkesin namaz kılması. Bazen böyle o çimlerde, o şeylerde kimi çimin üstünde, kimi ceketini serip üstünde namaz kılıyor. O görüntü de gerçekten güzel. Evet. Ve saat 1 itibariyle artık bizim o heyecan başlayacak. Evet, o heyecanı bir sonra eserden sonra bırakalım, olur mu evet. Hocam? Ben o heyecanı zaten çok anlatmayacağım. İçeriye girmeyeceğim. İçeriğine girsem zaten heyecan kalmayacak. Onun için sürpriz olsun. Evet yani. Tamam, biz şey alacağız, böyle tüyolar alacağız. Evet. Yani neler olacak? Evet. Gerçi bizim yayınlarımızda da Rehber TV'nin yayınlarında da sürekli böyle o etkinliğe davet şeyi var, spotu var. Evet. O giriyor. Zaten orada da belirtiliyor ama biz bir de sizden inşallah evet. Alacağız, duyacağız. Keke Derviş. İnşallah bu sefer yeni değil. Eski eserlerden bir eser okuyacağız. Hangisi abi? Selli Ya Rabbi, hareketli, coşkulu bir eser. Buyurun abi, söz size. Ya Rabbi, Nisr Muhammed, Nabi Tabi.
canaye şnura fedaye peygamberime yare felbaye cane canaye şnura fedaye peygamberime sen ya Rabbi selim ya Rabbi Mr. Muhammed Nebiye Tebi selim ya Rabbi selim ya Rabbi Mr. Muhammed Nebiye Tebi Kemla malame, mehu salame Ev delalime, peygamberime Kemla malame, mehu salame Ev delalime, peygamberime Selli ya Rabbi, sellim ya Rabbi Mr. Muhammed, Nebiye Tebi Selli ya Rabbi, sellim ya Rabbi Mr. Muhammed, Nebiye Tebi Selli ya Rabbi, sellim ya Rabbi, lissel Muhammed, lennebiye tabi. Eyvallah, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Yani bu meydanda okunsa Sermila oynar. Güzel gider. Değil mi? Eyvallah. Şimdi vaktimiz çok dar. Aslında biz bitirme saatine şu an gelmiş durumdayız ama biraz uzayacak. Hocam böyle hani çok fazla sürprizi açıklamayacaksınız ama orada programın ana programın içerisinde ne var? Neler olacak en azından? Özellikle programımızda her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden değerli hatiplerimizin değişik dillerde hitabeti olacak. Özellikle Kürtçe ve Türkçe olmak üzere güzel hitabetleri olacak. Bu yılın temasını kapsayacak ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatacak. Güzel hitabetleri olacak. Ayrıca üç dilde birbirinden güzel eserler seslendirilecek. Hitabet arasında bu eserler olacak. Bir de bizim Peygamber Sevdaları Vakfı olarak bizim 10 maddelik bir hatırlatmamız var. Evet. Bunu işte İstanbul, Batman gibi, Van gibi etkinliklerimizde de bu okundu. Orada işte bu maddeler okunacak. Hı-hı. Ve bu maddelerin içeriği bu temayla, bu yılın temasıyla alakalı 10 maddelik sünneti hatırlatma adına güzel maddelerdir. Bunlar okunacak ve değişik ara süslemeleriyle güzel. Yurt dışından gelen misafirler var mı bu sene? Var. Hı-hı. Var. Her yıl olduğu gibi evet. Hemen hemen birçok ülkeden misafirlerimiz var. Evet. Bu misafirlerimiz bu yılda geliyorlar. Evet. Ve yurt içinde de değişik illerde gerek halk bazında gerekse de kanaat önderleri ve kurum kuruluş başkanlığı seviyesinde olan birçok katılımcı olacak inşallah. Hı-hı. Yani inşallah güzel bir... Önemli bir noktayı hatırlatayım. Belki buyurun. Unuttuk. Şimdi dışarıdan gelenler var. Sabahın erken saatlerine gelmişler oraya. Orada beklemişler. Öğle olmuş. Saat 1. Acıkmışlar orada. Değil mi? Bir her sene bir kermes şeklinde yiyecek şeyi oluyor. Bu sene olacak mı? İnşallah. İnşallah kermes yani hem bayan tarafında hem de erkek kardeşlerimizin bulunduğu kısımda değişik noktalarda kermesimiz olacak. Kermesimiz işte oraya katılımcı olarak katılanların ihtiyacını karşılayacak. Hemen hemen her çeşit kermes yiyecekler bu olacak. O önemli çünkü çok yeme içme genelde tavsiye edilmez hocam. Hani çok yeme içme ama o gün ayrıca o aldığımız şeylerin karı bu organizasyona gideceği için seyircilerimiz acımasınlar. Bol bol yiyip yiyip içsinler. Yok bir de acıkıyorlar gerçekten. Yani orada insan acıkıyor değil mi? Hocam bir eser daha dinleyelim bence. Son olarak artık biz hep beraber davet edeceğiz inşallah. Evet. Nurlu abiden bir eser dinleyelim. İnşallah yine Zazaca. Tıkhirumi eser inşallah. Tıkhirumi. Kerem. Evet.
Ali'nin hortun var, beşin milyon millet var. Vallahi fıdur tepişi, nefsu şeytin hepis ray. Vallahi fıdur tepişi, nefsu şeytin hepis ray. Tıkhir ömme, tıkhir ömme, tıkhir ömme önder ma. Tıkhir ömme, tıkhir ömme, tıkhir ömme habib ma. Eyvallah, yüreğine sağlık. Bu eser de yine böyle bir kutu doğum mevsiminin, kutu doğum mevlid etkinliklerinin ilhamıyla oluşmuş bir eser değil mi Nurullah abi? Geçen sene. Geçen sene. Ve bunu yine sahnede seslendirmişti. İyi de bir pozitif tepki almıştı. Bu arada Derviş abinin lojistik desteği de gayet güzeldi. Değil mi eser söylenirken? Yüreğine sağlık. Eyvallah. Şimdi hocam artık programın sonuna geldik. Belki burada söylenecek çok şey var ama burada söylemeyelim. Orada hep beraber dinleyelim, hep beraber görelim. O coşkuyu hep beraber yaşayalım. İnşallah. Biz artık şu anda ekranları başında bizi izleyen bütün peygamber sevdalılarını, bütün gönül dostlarımızı davet edeceğiz. Söz sizde, buyurun. Ben davet etmeden önce öncelikle şunu belirteyim. Yani bizim etkinliğimizin iki ayağı var. Birincisi bu işi koordine eden vakıf tarafı, evet. İkincisi katılım gösteren halkımız. Evet. Şimdi Peygamber Sevdaları Vakfı'na ait bütün koordinatörlüklerde çalışan, gayret eden ve vaktini bu işe ayıran, küçük büyük bütün işte koşan, çabalayan ve enerji sarf eden, bu konuda elinden gelen imkanı seferber eden bütün kardeşlere şunu demek istiyorum ki gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Evet. Çok değerli bir organizasyonu icra ediyorlar. Evet. Bu yönüyle yani kıymetli bir iş ortağı kurmuşlar ve bunu bu aşamaya getirmişler. İkinci yönü ise katılım gösteren halkımızdır. Evet. Gerçekten halkımız Müslüman ve peygamberini seven bir halktır. Şüphesiz. Ve onlar da öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlar öyle anlamsız, öyle boş sebeplerle toplanabilip saatlerini verebiliyorlar. Hı hı. Ama bu insanlar toplanıp öyle anlamlı, öyle mübarek bir iş için toplanıyorlar ki bunlar da çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Evet. Bu etkinliği tamamlayan iki unsura öncelikle burada teşekkür ediyorum. Yıllardır bize bu güzel ani, bu güzel coşkuyu yaşatıyorlar. Allah her ikisinden de razı olsun. Abi. Ve onların hizmetlerinin devamını temenni ediyoruz. Evet. Ve başta Diyarbakır halkı olarak ve Türkiye'nin bütün illerinde ve yurt dışında katılma bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi, geldikleri gibi bu yılda bekliyoruz. Büyük bir coşkuyla alanda hep beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bir şenlik ortamında anıp
sünnetini yaşamaya davet ediyoruz inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Peygamber Sevdalları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Diyarbakır Koordinatörü Sayın Hüsamettin Bünül. Gerçekten etkinlikle ilgili güzel şeyler konuştuk burada. Öncesini, yıl içerisinde olanları, şu an yapılanları ve etkinlik gününe kadar yapılacak olanları, hatta etkinlikte neler göreceğimizi konuştuk. Bence çok faydalı oldu. Size çok teşekkür ediyoruz. Ve başarılarınızın ve çalışmalarınızın da devamını diliyoruz. Gerçekten çok çok ama çok faydalı bir iş yapıyorsunuz. Peygamberi, Müslüman halka peygamberini hatırlatıyorsunuz. Peygamberini daha iyi tanımasına vesile oluyorsunuz. Ve bununla ilgili devasa büyük organizasyonlar, büyük etkinlikler yapıyorsunuz. Allah-u Teala hayırlarınızı kabul etsin. İnşallah ecrini ahirette peygamber sevdalısı herkes alacaktır. İnşallah. Allah ecrinizi inşallah artırsın. Allah razı olsun. Diyelim seyircilerimize şunu söyleyeyim şu anda izleyen herkese. İnşallah Teala o gün sahne dolu dolu olacak. Çok coşkulu, çok güzel eserler var. Çok değerli sanatçılarımız var. Coşku had safhada olacak. Oraya gelen seyircilerimiz dediğim gibi kermesinden, yemeğinden, tut sağlığına kadar, hatta kaybolan çocuğuna kadar, çocuk çadırı, kaybolan çocuk çadırı bile var. Aynen. Her şey, bütün tedbirler alınmış. Kendimiz gelmekle yetinmeyelim. Konu komşuyu da davet edelim. Öyle konu komşu, çoluk çocuk hepimiz inşallah o meydana gelelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sanatçı abilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. İnşallah orada görüşeceğiz. Orada da abilerimiz sahne alacaklar. Biz zaten 40'a yakın eleman var. İşte çok küçük bir kısmı şu an burada. Aynen. Değil mi? Evet. Tabii son bir eserle veda edeceğiz Musab abinin eseriyle. Biz de buradan bir davetiye yapalım. Tabii neticede her şeyi bilen, her şeyi belirleyen Allah-u Teala'dır. Bütün takdir ondadır. O gün orada ne olacak bilemeyiz ama Allah-u Teala'dan şunu diliyoruz. O gün orada Muhammedi sevda olsun, Muhammedi aşk olsun ve bu aşka ortak olmaya davet ediyoruz. Sizleri de davet ediyoruz. Gelme imkanı olan bütün kardeşlerimizi, tabii gelemeyen peygamber sevdalarının da yüreklerinin orada attığını biliyoruz. Ama o atmosferi solumak gerçekten çok güzel, farklı bir duygu. Bu vesileyle şu anda ekranları başında bizi izleyen, sesimizi işiten bütün kardeşlerimizi, bütün peygamber sevdalısı kardeşlerimizi pazar günkü etkinliğe, Diyarbakır etkinliğine, Mevlid etkinliğine davet ediyoruz. Allah bir kaza bela vermezse orada buluşalım diyelim. Sözü Musab abiye bırakmadan hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya yine programımız var değil mi? Var, evet. Son program olacak. Bu sezonun final programı. Sezonun son programı olacak. Hafta yine aynı gün ve saatinde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Buyurun. Mama dey yuxuşu budotum ama gəlli bir hopus mama dey yuxuşu budotum ama biz o jinu zlama em gövdən peyğəmbər biz o jinu zlama em gövdən peyğəmbər ey mame men met kamen xale men xalti kamen ey mame men met kamen xale خالتی کامن زارو کو برخ کامن ام گوبدن پیغمبر زارو کو برخ کامن ام گوبدن پیغمبر کیش مرار بر محمد محمد کیش مرار در محمد محمد کی اشخاص لایه محمد مصطفی تاجا سرای محمد مصطفی یا
geldi hurtu civana, kalu piru şivana. Geldi hurtu civana, kalu piru şivana. Makulu sermiyana, emgübden peygamber. Makulu sermiyana, emgübden peygamber. Hicranlu hevallu, dostu o berdelallu. Hicranlu hevallu, dostu o berdelallu. Nasıl kesindim allu, emgübden peygamber. Nasıl kesindim allu, emgübden peygamber. Hicme Mustafa'ya itaca seraya Muhammed Mustafa'ya. Herkesi bir kadru kıymet, bilhanece ahiret. Herkesi bir kadru kıymet, bilhanece ahiret. İbadet şefaat, bu huazıncı peygamberi. İbadet şefaat, bu huazıncı peygamberi. Gelir bir mevana, malda durmaz uvana. Gelir bir mevana, zubana ehli civat uzana, emgübidin peygamber. Ehli civat uzana, emgübidin peygamber.